Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin 2 üyesinin öldürülmesinin ardından siyasi tansiyon iyice yükseldi. Altın Şafak Partisi üyesi aşırı sağcının solcu bir müzisyeni Eylül ayında öldürmesiyle başlayan süreç Cuma gecesi işlenen cinayetlerle başka bir boyuta taşındı. Parti binası önüne gelen kimliği belirsiz saldırganlar 2 kişiyi öldürdü. Saldırıda ağır yaralanan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Bineceğim otobüs geciktiği için yukarı caddeye yürümeye karar verdim. Durağa birkaç metre kala silah sesleri duydum. Geri döndüğümde 2 genç ölmüştü. Altın Şafak Partisi ise medya ve hükümeti suçladı. Şu an gerçek nedeni bilmemiz mümkün değil. Birçok senaryo var. Soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz. Fakat en başında söyledik, medya ve hükümet bizi hedef alıyor. Aşırı sağ ve sol arasında şiddet sarmalı doğurmasından korkulan saldırıda ateşlenen silahların daha önce kullanılmadığı belirlendi. Saldırı anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ise inceleme altına alındı. Yunanistan polisi terörizm ve organize suç bağlantısı için geçmiş yılları ciddi şekilde inceliyor. Altın Şafak Partisi üyelerinin soğukkanlı şekilde profesyonelce öldürülmeleri soruşturmayı bu yöne çekiyor.